Herkese merhaba Webtekno takipçileri. Elimdeki 5000 lirayla arkamda gördüğünüz şu bit pazarına girip alabildiğim kadar çalışan teknolojik ürün almaya çalışacağım. Bakalım neler çıkacak. Geçtiğimiz haftalarda biz buraya gelmiştik ve çalışan bir iPhone 4S'i satın alıp Çankaya'da telefonculara satmayı başarmıştık. O videoları izlemeyenler de kartlardan ulaşabilirler. Bu sefer bütçemiz daha yüksek. Bakalım içeride neler bulacağız. Hadi girelim. Bak bak, Apple Vision Pro var. Bit pazarına kadar düşmüş. 20 lira. Düğün öncesi çeyizi topla abi buradan. PUBG. Bu süpürgeyle de kendimi ciddiye alamıyorum ya. Kol kası yaptım. Çalıştığını kanıtlar mısın abi bana? Kanıtlayamam. Şarjı yok. Mami baksana Nokia'lara falan şuraya. Tuş takımı olmayan var, ekranı olmayan var. Gerçi hiçbiri çalışmıyor da. Abi bu telefonların parçalarını kim ne yapıyor şu an? Toplayıp asker telefonu niyetine falan satıyorlar herhalde. Bak burada hard diskler, power bankler falan var. Bataryalar, eski bataryalar var. PlayStation mı var? Kolay gelsin abi. Sadece PlayStation 1 mi bu? Çalışıyor mu bu ürünlerin? Çalışmazsa mal gene bildim. Eyvallah abi, tamam. O zaman sen bana bunu 450'ye bırak. Tamam. Paketle abi alıyorum hemen. Tamam. Kollardan bir tanesi orijinal duruyor. Tabii şu an burada bunu anlamak çok zor ama şuradaki kol çakma. Onu da beraber mi veriyorsun 450'nin içinde mi? Al 500 liraya. Al onu da. 500 lira yap alayım. Al abi. Eyvallah, sağ ol. Ne yaptık abi? İki tane PlayStation 1 aldık. Bir tanesinin hiçbir ekipmanı, adaptörü vesairesi yok. Diğerinin bir çakma kolu, bir de orijinal olduğunu düşündüğü bir kolu var. Deneyeceğiz, göreceğiz artık. Bunun oyunlarını da bulmamız lazım. Bir çözüm yoluna bakacağım bit pazarından çıktıktan sonra. Devam edelim. Yanımda Türkiye dahil bir sürü ülkenin parası var abi. Hem bozuk hem banknot paralar var. Abi kolay gelsin. Kaç ülkenin parası var burada? Amerikan, İngiltere, Fransa, hepsi tüm ülkelerin parası var. Bak 100 lira. 100 lira. Yılı kaçmış abi bunun? 1987. Abi bu 100 lira şu an madeni olarak herhalde 1 liradan daha değerli. Ağırlığı, inanılmaz ağırlığı var. %80 bakır. Geri dönüştürsen muhtemelen çok değerli olur. Yani. Eyvallah abi, çok sağ olasın. Kasetlere sen mi bakıyorsun? En çok kim satıyor abi? En çok Müslüm satar. En pahalı Müslüm baba satar. Herkes derbeder olmuş yani. Arabeskten çıkan yok. Eyvallah abi, kolay gelsin. Oğlum ortalık karıştı, ne oluyor lan? Bir tane torbasız dikey süpürge gördüm. Olay çıkınca abi tüydü ya, kayboldu. Buraya kim bakıyor? Kolay gelsin. Ben bakayım. Abi buradayım, özür dilerim, pardon. Roventa süpürge çalışıyor mu? Çalışıyor abi. Kablolu mu o? Şarjlı mı? Şarjlı. Bataryası falan sağlam mı abi? Ne kadar diyorsun abi? Abi 350 lira. Yap 150 alayım abi. Şarjı vardı ama sabah... Şarjı mı bitmiş? Bitmiş, çalışıyor normalde. Şarj aleti var mı yanında? Abi. Abi bak, batarya riskini göze alıyorum. He. Sen bunu bana 150'ye ver ama pazarlık sünnettir, pazarlığımızı yapalım. 150'de 150 olmaz ki. Kaç olur abi? 180 mi abi? Ha, 180 yaptın. 180 yaptın, tamam abi, eyvallah. Mami biz bununla nasıl dolaşacağız bit pazarında, hiç düşünmedim ha. Bak yalnız, burası bir kırık. Burayı bir ufak tedavi yapacağız. Hadi gidelim abi. Oğlum çok da ağırmış lan. Kolay gelsin abi. Stepli ne kadar? Sana 3 lira bırakırım. 3 lira. Eyvallah abi. Maserati alırsam uğrayacağım size. Tamam. Sağ olasın. Bekliyorum. Eyvallah. Tamam. Aman ya Rabbi. Abi nereden ne çıkacağı belli olmuyor ki burada. Deneyerek veriyoruz. Kablosu da var. Orijinal kablo. Eyvallah. Orijinal mi bu abi? Orijinal abi. 20 lira. 20 lira. 20 lira. Hadi. Zararlı satış. Zararlı satış. Eyvallah abi. Kolay gelsin. Kulak nakli olmak istemediğim için almadım. Haberiniz olsun. PlayStation 2 var abi. Komple set ne kadar abi PlayStation 2? 500 lira. Şurada PlayStation 1'in eski sürümü galiba. Bayağı her şeyi içinde ya. Kart kablosuna kadar. Nerede deniyoruz bunları? Abi çalışırsa ikisini de alacağım. Ne kadar yapacağım? Ha, sana 650 daha yaparım. 600 anlaşalım abi. Tamam hadi, çıkacağım. Esnaf görün esnaf. Monitöre mi takacağız? Nasıl anlayacağız abi bunu? Bunda ışığı gördük hocam. Şimdilik çalışıyor varsayıyorum. Geldik 2'ye. Direkt açık bırakmışlar hocam. 4 tane PlayStation, toplam 7 tane de kol oldu. Galiba 8. Süpürgenin bu videodaki duruşu halis mi lan? Oğlum Zotac ekran kartı var. Bu hangi modeli lan? Abi ne kadar bunlar ve çalışıyor mu? Denemesi, ben denemiyorum. Denemesini biz yapıyoruz. Evet. Umarımızı oynuyoruz yani. Ben oradayım abi. Ne kadar diyorsun abi bunlara? Şu mesela. 200 lira mı? Çalışmazsa ne yapacağım? Abi 100 lirayı bırak alayım. 120 lira ortası yap. Yap 150 ya. Yok, 100 aşağı olacak. 175 yap alacağım direkt. Abi ben nostalji yapmak istiyorum ve bunu almak istiyorum. Abi teşekkür ederim. Fiyat kıramadığım tek esnafsın burada. Burada çok güzel şeyler var ya. Kronometre falan var bak. Bu dijital kameralara ne kadar demiştin abi sen? Onlara 350 dedim kardeşim. 350 dedin. Bunların bataryası falan filan şarj aletini verebiliyor musun? Bataryası şu an yok. Bataryaları şişti ama her hafta buraya açıyorum, çalışıyor yani. Garantili. Anladım. Sen bunu bana 200 yap alayım. 200 olmaz. Sana 300 lira olur. 250? Ver parayı. 250'ye alıyorum. Tamam. Eyvallah abi, sağ olasın. Abi şöyle veriyorum.
Bunlar ne? Bunda ne oyunları var Mami ya? Birinin koleksiyonu abi bu. Tekken 2 var. PlayStation 1 oyunları var. Aradığımızı bulduk galiba. Bu hepsi birlikte ne kadar? 400. Tamamdır abi, olur 400. Anlaşalım. Eyvallah. Abi hediye etti bize. Sağ olsun. PlayStation 2 için ya da 1 için artık bilmiyorum soketine, şu an çok ayrıştıramıyorum. Uyumlu bir direksiyon seti ve koleksiyonu aldık. Bakalım çalışacaklar mı? Abi kolay gelsin. Buldum seni. Geçen senden Bostanlı'dan E250 almıştım, hatırlıyorsun. Pazarında ne buldum? Samsung'un efsane telefonu E250. İkisi birlikte son olur ne zaman? 200. Tamam, anlaştık abi. Sağ olun. Aynı şekilde. Batarya patlak herhalde. Senden o yüzden bir tane E250 bataryası alacağım. Ama bugün ekstra çalışan telefon bakmaya geldim ben buraya. 58 çift sıfır çalışıyor mu oradaki abi şu? Tabii, bu aktif kayıtlı. Bu Vurmatik abi. Evet. Olsun. Bak açıldı. Baksana. Vallahi açıldı. Bunu da paketliyoruz. Galaxy J7 Prime. Abi ben senden bir de J7 Prime almak istiyorum. Hangisini? Fark eder mi? Bataryası hangisinin en iyisi onu ver abi. Evet, temiz İstersen duruyor. İstersen bunu verebilirim. Tamamdır abi, onu da sar bana. Toplam ne kadar yapıyoruz şimdi? 1300, 1600, 200 de bu 1800. Toplam bana 1500'e bırak, alacağım hepsini. 1550. 1650 olsun o zaman. 1600'de buluşalım ya. Canın sağ olsun. Eyvallah abi, çok sağ olasın. Abi kolay gelsin. Ne kadar bu masaj aleti? 300. Bir de şöyle bir mouse gördüm sende ben. Muhtemelen 2000'li yılların başından kalma bir faresi var bunun. İkisini ne kadar yapıyorsun abi bana? 350. İkisini 300 yapalım. 330 yapalım. Tamamdır abi, yapalım. Eyvallah. Eyvallah abi, teşekkürler, sağ olasın. Evet dostlar, geldik başladığımız yere, başlangıç noktasına. 550 lira aşağı yukarı bütçem kaldı. Bu da artık aldığımız PlayStation'ların, aldığımız telefonların bataryası, şarj aleti, kablosu, işte SCART'tan HDMI dönüştürücüsü falan, onlarda kullanılacak bütçe. Ne yazık ki kablolar bile bu kadar pahalı. Artık ofiste görüşürüz. Ürünleri test edip deneyelim bir an önce. Evet, geldik. 4500 liralık poşet PlayStation. Yani bir sürü ürün aldık aslında. Ne aldığımızı gördünüz, neyin ne kadar olduğuna falan detayına inmeyeceğim çok fazla. Şimdi ben hızlıca önümdeki poşetleri kaldırıp yere koyayım. Yavaş yavaş ürünleri bir test etmeye başlayacağız. Süpürge ne alaka diyenler olabilir. Süpürge zaten bol bol incelediğimiz bir ürün. Hızlıca başlayalım. Ben buradaki efsane Nokia ile başlamak istiyorum. 58 çift sıfırın bir sonraki modeli. Rehbere girebiliyorum. Telefona girebiliyorum. Menüye giremiyorum. Batarya zayıf diyor bak. Tuş kilidi çalışıyor ama şöyle ses açıp kısmaya çalıştığımızda ses butonunun çalışmadığını görüyoruz arkadaşlar. Bu telefonun da görüşme testlerini, ses testlerini ayrıca bir Reels yapacağız. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. 11 çift sıfır. Telefon şu an çalışır durumda. Ses kısıp açabiliyoruz. Bir menüye dönelim. Hocam bu telefonların menülerine neden girilmiyor? 11 çift sıfır fişi çekti hocam. Telefon görünürde açılıp kapanıyor ama bataryasıyla ilgili birkaç sıkıntı var. Bunu da aynı şekilde yine çalıştırabilirsek Instagram'dan Reels olarak paylaşırız sizinle. Ve gelelim Galaxy J7 Prime. Bu da 2010'ların ikinci yarısına doğru Türkiye'de acayip satan bir telefondu. Ben hatırlıyorum yani. Şarjı da %92. Bunun kamera lensi ölmüş. Patlama söz konusu. Video da çekiyorum abi. Oturabilir. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor görüntüde ama kesinlikle. Mami şu an tabii şurada kocaman bir ışık var. Bak hemen şey oldu. Işığı netledi, ışığı ayarladı otomatik olarak. Sana bir döneyim. Seni de göstermek için ekranı parlatıyor. Şöyle bir ön kameraya da dönmek istiyorum ben. Ön kamerada bu şekilde şöyle yapayım. Oğlum yani zamanına göre aslında çok da kötü değil. Geldi hocam. Dediğim gibi aynı esnaftan almıştık biz bu telefonu. Orada çalışmıştı. İçine de bir tane yedek batarya koyup vermişti bize. Ama bu batarya ölü çıktı. O yüzden Bornova'da tekrar aynı kişiyle karşılaşınca ben ondan abi dedim senin verdiğin batarya çalışmadı. Zaten gördünüz. Yedek bir batarya istedim. O da burada. Bunu da takıp bakalım. Verdiği bataryaya bak Allah aşkına. Sevgili Antikevi 35. Ne yaptın abi bana sen? Batarya yüzüyor. Bir ufak tedavi edeceğim ben şimdi bunu. Şöyle güzel Türk aklıyla bir çözüm getirdik bu soruna. Çok oynamıyor batarya şu an. Açılıyor. Bir Turkcell kulakları gözüküyor. Bir gözükmüyor. Telefon kapanıyor tekrar. Bu arada E250'yi biz şarja takmıştık arkadaşlar. Siz onun devamını görmediniz. Hemen göstereyim. Telefonun orijinal şarj aleti burada. Hak ettiği biçimde şarja takıldı. Ama dün ne anlattıysam hala burada da geçerli. Telefon açılıp aniden kapanıyor. Alacağın olsun Antik Evi 35 abi. Böyle alışverişler yaparsanız bu riskleri zaten göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Masaj aleti almıştık. Hatta bunu bir denemek için gidelim araca binelim bakalım çalışıyor mu, orada görüşürüz. Şimdi geldik bizim emektar Peugeot 106'nın yanına. Çakmak girişi uyumlu olduğu için arabada deneyeceğiz. Bunun olayı şu zaten arkadaşlar, arkasındaki şu bandı oturduğunuz koltuğa geçiriyorsunuz. Şimdi çakmak girişine takayım. Çalışıyor. Benim Peugeot seviye atladı abi. Muazzam bir şey mi abi? E hadi bir de yola çıkıp deneyelim bakalım nasıl oluyor. Odaklanamıyorum. Sakın evde denemeyin.
Arabada denemeyin. Uzun yola çıkılır mı? Çıkılır ama uyuyakalırsın abi. Neyse, stüdyoya dönelim. Şimdi elimizdeki anakartlardan hangisi bunu destekliyor? Ben bilmiyorum ama Zotac'ın bir ekran kartını almıştık. Bu Bitpazar alışverişinde oynadığımız en büyük kumar buydu. Çalışmıyorsa kenarıya ayıracağız. Bir gün belki arka fona güzel bir dekor olurum. Kuru yemişçi poşetinden çıkan PlayStation. Bu PlayStation 1 var burada. Denediğimiz zamana kadar burada bize eşlik etsin kendisi. Üçüncü poşete geldik. Bu bayağı ağır. Çünkü bunda şöyle bir olay var. Üstünde hafıza kartıyla birlikte aldığımız PlayStation 2 burada duruyor arkadaşlar. Bunu da ben kenaraya alıyorum. Bunun ekipmanlarını da üzerine koyacağım muhtemelen poşetin içinde. Şu arkadaş var. Bunu denemeye çalışacağız ama bizde uyumlu bir ara geçiş kablosu olmayabilir. Eski tip bir girişi olabilir. Ya dün çekimde unuttuğumuzu fark ettim. Sonradan görüntüleri izleyince farenin kutusunu açmamışız. Mami sokete bak abi. Bunu nerede deneyeceğiz biz ya? Yapacak bir şey yok. Normalde bir set tam set 450 liraydı. Bunu da alınca 500 liraya saydılar. O yüzden aldık. Hani belki o çalışmıyordur da bu çalışıyordur falan filan diye 50 lira verdik. Bunu da aldık. Bunu kenarıya aldım şimdilik. Yine deneyeceğimiz zaman. Burada PlayStation 2 kontrolcümüz var bir tane. Şu eski tip girişi de görüyorsunuz. Kabloları bitmiş durumda. Ben orada çok dikkat etmemiştim buna ama. İkinci kontrolcümüz burada. Burada bir tane analog kontrolcülü PlayStation 1 yazan bir kontrolcümüz daha var. Bu da aldığımız asıl setin PlayStation 1'i. Şunun aynısı. Bunu 450 liraya aldık kollarıyla, tüm kablolarıyla. Bunu da 50 liraya ekstra yanında. Bunu da buraya aldım. Şu PlayStation 1'in orada gördüğümüz çakma kontrolcüsü. Evet, kurduk monitörü, kurduk burada PlayStation'ları da buraya yığdık. Şu arkadaş sağ olsun. Bakalım eski tip PlayStation'ları monitöre aktarabilecek miyiz? Biz bunu sıfır aldık internetten, hepsi burada da. Hatta elinizde böyle eski tip aksesuarlarınız ya da konsollarınız varsa çalıştırmak için bu tip aparatlar oldukça işe yarıyor. Ne kadar çalışıp çalışmayacağı tabii şans işi biraz ama merak ediyorsanız yorumlara linkini bıraktık dostlar. Oradan bu ürüne de ulaşabilirsiniz. Hatta bu iki ürün aslında. Şimdi deneyelim tek tek. Şu ilk aldığımız PlayStation 1 klasikle başlıyoruz dostlar. Bu arada bu arkadaşın içinden bir tane oyun çıktı. WWF Attitude adında bir oyun. Kablolar. Ve basıyorum hocam. Geldi. Çalışıyor oğlum. Görüntüde bir ufak atlama var. Muhtemelen çok fazla aparat kullandığımız için. Bayağı açıldı WWE'ye. Press start. Bayağı kolda çalışıyor şu an. Unut hocam memory kartı falan. Memory kartı yok. Ya şu görüntü düzgün gelse çok daha güzel olacak her şey ama. Bir tane oyun atalım, deneyelim. Kane'i alalım. Start game hocam. Seslere bak oğlum. Gel lan buraya. Oho. Alın. Alın. Bu aşırı zevkli ama diğer ürünlere geçmek için oyunu kapatıyorum şu an. Ben hemen 50 lira farkla büyük boy seçenek olarak aldığımız ikinci PlayStation'ı da denemek istiyorum burada. Hemen iç setup'ı bozmadan bu arkadaşı aradan çıkartıp PlayStation'ı kurmak istiyorum. Şöyle, bu da ikincisi. Biraz daha pis. Evet, bunda da görüntü bir titrek geldi şu an bana. Yine aynı şekilde muhtemelen kullandığımız ara görüntü aparatından kaynaklanıyor bu. İki seçenek sunuyor bana. Memory karttan ya da CD player'dan oyun oynayabileceksin diyor. Bunda CD yok. Ama çalıştığını gördük ya. Kapağı bozuk olan bu arada. Tuşu tutukluk yapıyor. Oldu oldu. Oldu süper. Evet hocam. CD hocam. Yok. Hocam bucacık 50 lira verdiğimiz kadar varmış diyorum ve kapatıyorum. Bu arada diğer kolları denemedim ama fazla uzatmak istemediğim için arkadaşlar videoyu. Diğer PlayStation'lara geçeceğim hızlıca. Asıl PlayStation 1'e. Kolları da üzerinde takılıydı. Lastikleri de sökeyim şöyle. Şöyle. Oo, bunun içinden de oyun çıktı. Ya klasiklerden çok daha temiz duruyor. Takalım bunu da. Görelim akıbeti neymiş. Şöyle basıyorum. Geldi bak, bu sefer o flick atma yok. Demek ki burada kullandığımız bu aparatta herhangi bir sorun yokmuş. Bu çalışıyormuş. Direkt PlayStation'ın açılış logosunu gördük. Şu an CD-ROM'dan gelen bir gürültü var. CD durdu, okumayı bıraktı. PlayStation logosu tuhaf bir hale geldi. Bir reset atalım mı? Yine aynı şekilde. Muhtemelen CD ile ilgili bir sorun var. Bir oyun değiştirip farklı bir oyunda da deneyelim bunu. Tekken 2 var. Bence bu gider hocam. Deneyelim. Geldi. Kontrolcü çalışıyor mu? Hah, bu çalışıyor. Evet, CD player diyorum. Bakalım okuyacak mı içindeki oyunu? Hiçbir şey çalışmıyor. Değiştirelim, başka oyunda deneyelim. Diyorsun ki yine WWE. Geldi hocam. Geldi bak, geldi. Çalıştığını gördük. Demek ki bu WWE Attitude oyununun CD'sinden kaynaklanan bir sıkıntı vardı. Görüntü de şu an o yüzden flick atıyor. Bunu anlamış olduk. Demek ki elimizdeki öteki PlayStation klasikler de çalışıyor arkadaşlar. Şöylece ben
CD'yi çıkartıyorum. Kendi kendine kapandı say. Evet, geldik bombaya. PlayStation 2. Eminim ki artık yani şu an 30'lu 20'li yaşlarının ortasında, 30'lu yaşların başında olan çoğu insan için bu oyun konsolu çok daha şey anlam ifade ediyordur. Bu arada acaba bu memory card'ın içinde ne var? Ya umarım birilerinin oyun kayıtları durmuyordur bunun içinde. O da ayrı bir şey değil mi abi yani? Birilerinin yıllar önce oynadığı oyuna devam edebiliriz mesela şu an. Bu arada güç geldi. İçinde oyun var mı acaba bunu çok merak ediyorum ama önce bir kol bağlayalım buna. Bunu da buraya iliştiriyoruz. Herhangi bir ışık gelmiyor kola. Kol patates olabilir demek bu. Belki konsol kapalı olduğu içindir. Açalım deneyelim. Bastık, o kırmızı ışık yeşile döndü. Bu da çalışıyor Mami. PlayStation'da herhalde 4'te 4 attık şu an. Aa geldi bu arada. Kontrolcüyü de çalışıyor şu an görüyorsunuz. Analog ışığı geldi. Start game diyor ama içinde oyun mu var bunun? Vallahi var. Hem de ne var? Tertemiz bir PES 5 çıktı içinden. Start game diyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Açıldı abi. Abi inanılmaz. Evet geldik, oyunun ana menüsündeyiz. Şimdi bir klasik maç atalım. Bakalım kollar falan çalışıyor mu? Formaları seçiyorum şu an. Tabii ki de kırmızı forma Türkiye'de. Brezilya'nın da efsane formasını seçtik. Zor bizi bozar hocam. Direkt başlayalım, kadroya da bakarız. Rüştü vardı değil mi 2005'te? Rüştü vardı. Bu arada oyuncuların ismi farklı olabilir diyecektim. Farklı. Bartolik. Emi Beltok. Türkiye'de hatırlıyor musun böyle oyuncular? Ekrem İmaro gibi. Ekrem Mamoğlu, Murat Kurum mu? Ekrem İmaro. Ekrem İmaro. 2002'deki maçın rövanşı ama kadro değişmiş. Evet gördük zaten PS5 ile birlikte PlayStation 2'de çalışıyor bit pazarından aldığımız. Şimdi gelin başka bir oyun seçelim ve oradan da direksiyon setini deneyelim. Şurada Colin McRae 2 var ama sanıyorum Need for Speed de gördüm ben bu oyun setinin içerisinde. Bir de onunla deneyelim. Geriye dönük uyumluluğu olduğunu düşünüyorum PlayStation 2'nin. Öyle biliyorum daha doğrusu. Şurada Need for Speed Hot Pursuit var. Bunu denemek istiyorum birlikte. PS5'i çıkartıyorum. CD'yi okudu ama geldi mi onun sesi? Ya bir de sonuçta tırnak içine söylüyorum, dönemin korsan oyun CD'leri bunlar. Hani ne kadar çalışır orası da belli değil. Orijinal oyun olsa belki çalışır. O da bir ihtimal tabii de. Bu CD'yi iptal çıkartalım. Dostlar, Bit Pazarı'ndan bulduğum bu oyun koleksiyonunun içerisinde PlayStation 2'de çalıştırabileceğim bir yarış oyunu yok ne yazık ki. Gelin bunu biz bir bilgisayarda deneyelim. Direksiyon setini orada test etmiş oluruz. Zaten bir ekran kartı da almıştık hatırlıyorsanız. Onu da deneriz. Üstüne de bu direksiyonu deneriz. Bakalım sonucu hep birlikte şimdi. Evet, Zotac ekran kartına geldi sıra. Daha önceden topladığımız ve Webtekno Plus'ta incelediğimiz bir hazır sistemimiz vardı elinde. Onun ekran kartını çıkarttık. İçinde bir AMD ekran kartı vardı. Şimdi bu Zotac'ı soket uyumlu olduğu için içine takıp çalıştırmayı deneyeceğim. Normal şartlarda çalışması gerekiyor arkadaşlar. Eski nesil bir ekran kartı olsa bile yeni sistemde soket uyumu var çünkü. Ama çalışmazsa artık bakacağız. Çünkü bu bit pazar alışverişinde oynadığımız en büyük kumar buydu. Sonucunu birlikte göreceğiz. Gayet iyi kablolar. İyi durumda, kasamızı açıyoruz. DisplayPort'u gördü monitör ama sinyal alamadı maalesef. Bu da demek oluyor ki ekran kartımızda bazı problemler mevcut. Ama bu problemler kesinlikle benden kaynaklanmıyor. Başka bir sistemde de deneyebilirdik ama bence sorun değil. Bu kadar çalışan ürünü bulduğumuz bir bit pazar alışveriş videosunda bence ekran kartının çalışmaması hiç ama hiç problem değil arkadaşlar. Evet dostlar, bağladık bilgisayara direksiyon setimizi. Tabii ki gaz pedalını şimdilik siz burada görüyorsunuz ama burada PlayStation ya da PC modlarından birini seçerek aktif edebiliyorsunuz. Gaz ve fren pedallarını aktif etmeye çalıştık. Bakalım çalışıyor mu? Ufak bir test yapacağız şimdi. Önce bu direksiyonun üstündeki küçük D-pad ile başlayacağım. Yukarı, aşağı, sağa ve sola bir sorunsuz bir şekilde çalışıyor. 45 derecelik bir direksiyon. Dolayısıyla oyunlarda çok hassaslık sağlamayacak bize. Şimdi gelelim buradaki diğer kontrol butonlarına. Bunlarda da tuşların yeri farklı olsa da çalışıyor, bir sorun göremedim. R1 çalışıyor. L1 çalışıyor. Bunların da yerleri ters ama sonuçta çalıştığını görüyoruz. Şunlardan sağ taraftaki çalışıyor ama sol taraftaki sorunlu. Gaz ve fren pedallarında da basışta bir sorun yok. Euro Truck Simulator 2'de deneyeceğiz. Az önce söylediğim o 45 derecelik olayın enayiliği burada çıkıyor işte. Yani 45 derecelik direksiyon olduğu için en ufak hareketimin oyuna nasıl yansıdığını görüyorsunuz. Şöyle deneyeyim. Ama sonuçta bizim için önemli olan çalışmasıydı. Evet geldik bu videonun en alakasız ürünü, süpürgeye dostlar. Şimdi biz bunu aldığımız sırada yanında şöyle bir şarj aleti vermişlerdi. Zannettik ki orada da denemeyince bu bunun şarj aleti ama maalesef değil. Şuradaki şarj girişini görüyor musunuz? Bu buraya ne yazık ki zorla oturuyor arkadaşlar. Ve herhangi bir işlevi yok bu şarj aletinin. Maalesef süpürge şarjı olmadı. Yani 10 gün önce bit pazarından aldığımız haliyle içinde ne kadar şarj varsa öyle deneyeceğiz. Şimdi fark ettiğim bir şey daha var. Demek ki neymiş? Bit pazarından eski bekar evi artığı olan böyle süpürgeler alınmazmış arkadaşlar. Yine de ben deneyeceğim. Bakalım ne kadarını alacak yerdeki kağıtları.
Mami kağıtlar deminden şimdiye geliyor. Ahı gitmiş, vahı kalmış bu süpürgenin. Maalesef burada kazıklandık dostlar. Evet dostlar, bu videoda Bit Pazarından çalışan teknolojik ürünleri toplamaya çalıştık ve birlikte test ettik. Eğer Bit Pazarından almamızı istediğiniz başka ürünler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.